Merhaba. İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Murat Güvenç ve Yağmur Yıldırım ile birlikte Murat Hoca'yı ağırlayacağız. Ne konuşacağız? Ee, belki hatırlayan dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz olacaktır. 13 Kasım 2023'te çok enteresan haritalarını göstermiştik. Murat Hoca'nın hazırladığı Komşularımız kime oy vermiş? haritaları ve 27 Kasım tarihinde de Türkiye'de göç ve oy verme davranış şu ilişkileri üzerine haritaları paylaşmıştık sizlerle. Şimdi e, komşularımız kime oy vermiş? Sezon finali diyoruz değil mi Murat Hocam? Evet, evet. Evet, yani bu sezon finali aynı zamanda seçimlerin de çok Hemen yakın önüne geliyor. Tam bir hafta kaldığını da ifade eden bir başlıktır diye ee, düşünüyorum ve e, bize bu yeni hazırladığınız Türkiye çapındaki haritaları göstereceksiniz. Ee, evet başta da söylediğim gibi bu seçimlerle ilgili üçüncü programımız en son Marmara bölgesiyle ilgili bir program yapmıştık bölge ölçeğinden şimdi ülke geneline e, geçtiğimizde ne değiştiğini bize anlatacaksınız. Yağmur yıldırım da haritaların gösterilmesinde bize yardımcı olacak aynı zamanda soruları da aramızda paylaştık bundan sonraki birkaç soruyu da yağmur yıldırım yönlendirecek size Murat hocam evet başlayabiliriz evet. ben e, anlatacağımız çok malzeme var onun için biraz zamanı da iyi kullanmam lazım başka evet. sorulara yanıt kalmasın diye şimdi değişenleri sordunuz ben önce değişmeyenlerden bahsedeyim <laughs> değişmeyenler sadece galiba araştırma ekibi var <laughs> onda da ben varım Burada maalesef yanımızda bulunmayan doktor yolcu Aldırmaz var Süleyman Demirel Üniversitesi'nden şey uzaktan algılama uzmanı ve coğrafyacı benim çok değerli arkadaşım bir de üçüncü olarak yakın zamanda kapanan İstanbul Çalışmaları Merkezindeki araştırma koordinatörümüz Funda Ferhanoğlu var o da bu işi yaptı değişenler ne, ne değişti dediğimiz zaman Coğrafyacılar bilir, fakat bunu herkes bilmez. <laughs> o da şu: bizim yaptığımız değerlendirmeler aslında değerlendirme evreninin sınırlarını nasıl çizdiğimize çok bağlıdır. Şöyle bir örnekle başlayayım. Yani ben mesela şimdi futbol kulüplerinin sınıflamasını yapıyor olsam ve mahallilik e, sınıflamalarını yapıyor olsam, sadece mahallilik e, takımlarından oluşan bir sınıflama yapıyor olsam. A takımıyla B takımı arasındaki farkı çok iyi görürüm. Bir mahalli takımları sınıflaması yaparım. Ama ben, ama ben bu sınıflamanın içine Barcelona'yı, Real Madrid'i de koyarsam bütün sonuçlar değişiyor. Çünkü Real Madrid ötekilerden o kadar farklı ki onların o kadar farklı olduğu yerde mahalli takımlarının farkı gözükmüyor. Şimdi hemen bunu kodumuza getirirsek bölge ölçeğinde yerleşmelerin seçim profillerini incelemek başka Türkiye genelinde aynı yerleşmelerin seçim profillerini şey yapmak başka başka bir sonuçlar veriyor. O yüzden bu yapılan iş hani Marmara bölgesini yaptı, sınırlarını büyüttü. Aynı şey Türkiye'ye geldi gibi bir şey değil. Türkiye yapıldığı zaman her şey değişiyor. Bazı daha önceki programlarımızda görmediğimiz ve bu araştırmada ortaya çıkan başka şeyler var. E, i̇kincisi bu e, ikinci değişen Türkiye tabii çok büyük bir ülke. Karadeniz var, yüksek dağları var, ovaları var, sahilleri var e, işte böyle step yerlerine benzeyen yerler var ve biz burada da dasimetrik harita diye bir şey yapıyoruz bu dasimetrik harita nedir yani il, e, şeyleri yerleşim bilimlerinin sınırları itibariyle değil de insanların gerçek yaşadıkları isken alanlarının sınırları itibariyle gösteriyoruz bu haritayı yaptığımız zaman Karadeniz'deki dağınık yerleşimi Akdeniz tarafındaki seraları Güneydoğu'daki de toprak damla evler başımıza büyük işler çıkardı günlerce saatlerce haftalarca bunlarla uğraştık yani Kasım ayından beri bu Türk bu haritanın aslında altlık haritasını yapmakla uğraşıyoruz üçüncü değişen şey de Marmara bölgesini yaptığımız zaman. On, bütün bu seçim profillerini orada 6 bin tane yerleşme vardı. Bunları 11 kategori üzerinden anlatabiliyorduk. Yani 6 bin yerleşmeyi 11 grupta anlatıyorduk. Her grup kendi içinde benzer, kendi aralarında birbirinden farklı ve bunlar kendi işlerinde sima benzerliği arz eden yerellikler oluyor. Ama Türkiye şeyine geldiğimiz zaman bu kategorilerin sayısı 11 değil 13 oluyor. İki yeni kategori çıkıyor. Onları da ileride anlatacağız. Haritalar üzerinden aktaracaksınız. Evet. Evet hocam. Evet bu yeni haritanın özelliklerinden biraz bahseder misiniz ülke ölçeğine geçtiğimizde? Yapım süreci de nasıl oldu bilgilerinizi paylaşırsanız çok faydalı olacak. Şimdi bu e, harita aslında böyle e, birazdan haritanın tamamını göreceğiz ama bu çok çok büyük bir veri seti. Yani burada hani big data yani büyük data dedikleri şey. Çünkü biz burada uydudan alınan resimleri ve işte 51 bin tane yerleşim biriminin seçim sonuçlarını şey yapıyoruz, işliyoruz. Önce yerleşimler itibariyle matematiksel olarak bu 51 bin yerin, çok boyutlu e, uzayda, matematiksel bir uzayda, birbirlerine göre pozisyonlarını, konumlarını e, hesaplıyoruz. Bu bu başka bir iş. İkincisi, bunun gösterileceği altlık haritanın yapılması. Bu altlık harita ise kolaylık olsun ve izleyebilelim diye 81 ilin altlık haritasını e, bir yapboz parçası gibi ayrı ayrı yaptık. Yani her il ayrı ayrı yapılıyor. Ve her ilin altı haritasını yapmak için bazen makine bir gece çalışıyor tahmin edebilir misiniz? Yani koca bir makine workstation bir gece çalışarak 6 saat çalışarak bu şeyi yapıyor. Bu altı haritaları birazdan göreceğimiz. Sonra da bunları tıpkı bir yapbozun parçalarını bir araya getirir gibi birbiri üzerine koyarak bir Türkiye haritasını elde ettik. Birincisi bu. İkincisi bu yeni haritayı da sol, sorgulanabilir bir platformun üzerine kurduk. Yani bunun üzerinde e, bir haritaya bakmak gibi değil de... ...haritayla karşılıklı bir diyalog kurmak, konuşmak. Bana şimdi bunları göster, şimdi bu araya bakalım. Bu kesim buradan nasıl farklılaşıyormuş? Burada hangi parti kaç oy almış diye e, sorgulama yapmamıza izin veren bir e, şey var. Üçüncü bir şey de söyleyeyim, biz burada artık... Tek tek partilerin değil de yerleşmelerin siyasi tercih profilleriyle uğraşıyoruz. Yerleşmelerin siyasi parti, tercih profilleriyle çalışmak bize şu imkanı veriyor. Hem bütün partileri birbirine, birbiriyle karşılaştırma olanağı veriyor. İkincisi de katılmayanlar yani seçime katılmamak ve... Geçersiz oyları da bir siyasi tercih e, alternatifi potansiyeli gibi yorumlama imkanı veriyor. Yani çok kapsamlı, çok e, ayrıntılı ve e, hassas bir harita göreceğiz. Kapsamlı, ayrıntılı, hassas. Üç tane şeyimiz var, sıfatımız var. Yani bun evet. bunlar. Ama evet. bunu yaptı mı yapmadı mı onu izleyiciler karar verecek. <laughs> evet, birazdan paylaşacağız sevgili hocam. Sadece bir soru daha soralım önden. Bu kadar kapsamlı ve ayrıntılı bir çalışmada daha önceki çalışmanızda görmediğimiz neyi görüyoruz? Heh. Şimdi daha önce başta başta Güran Hoca sorarken söyledim ya bölge ölçeğinde bölge ölçeğinde görmediğimiz ama ülke ölçeğine çıktığımız zaman birdenbire görünür Hale gelen bir Nasıl diyelim Rekabetçi Rekabetin ortada olduğu Hiçbir partinin Hiçbir partinin Belirgin bir egemenlik kuramadığı Yerellikler var Bunlar Türkiye'de Sayıları 12 bin tane yerellik Ve Türkiye'deki Seçmenin %25'i Bu bölgelerde Yaşıyor ve bu bölgeler Genellikle Metropoliten alanlarda, sahillerde, dünya, dış dünya ile etkileşimi yüksek olan yerlerde metropollerin daha çok gelişme e, akslarında ve kesimlerinde, İstanbul'u, e, İzmir'i, diğer yerlerde bunu da yeri gelince göreceğiz. Ama bizim kırmızıyla gösterdiğimiz bu şey, bu kategori, bu seçimlerin aslında kaderinin belirleneceği ve seçimlerin sonucunu zannediyorum büyük ölçüde bu kırmızı ile göstereceğimiz hiçbir partinin belirgin egemenliğini kuramadığı yerelliklerde olacak. Bunu Marmara bölgesini yaparken göremiyorduk. Bölge ölçeğinde bu şey resmin hani büyük resmi gördüğümüz zaman ortaya çıktı. Müthiş. O zaman haritayı paylaşalım. Haritanın üzerinden evet. bakalım eğer dilerseniz. Evet, biraz önce bir daha birazcık sen de Haritanın hani sen onu göstereceksin. Önce haritayı nasıl okumamız gerektiğine ilişkin bir şeyler verelim. Evet, harita bu. Önce formatla ilgili bir şey var. Bakın sol tarafta bir e, sütun var. Bu sütunda işte bu e, yerel tercih profillerini görüyoruz. Bunlar 13 tane. Alt tarafta bu Türk bütün Türkiye'yi kapsıyor. E, cezaevlerinde ve yurt dışında e, verilen verilen e, oylar hariç olarak işte 60 milyon 500 bin kayıtlı seçmen var burada. Bunun 50 e, 3 bini e, e, oy kullanmış. Bunun içerisinde 1 milyon 300 bin kusur geçersiz var. Geçerli oyların miktarı e, belli. Katılım oranını görüyoruz. Sağ taraftaki sütunda da Türkiye genelindeki partilerin aldıkları e, oy sayılarını görüyoruz. Diğer bütün küçük partileri ise burada basitleştirme olabilmesi için ve ekrana sığdırabilmek için diğerleri kategorisinde şey yaptık. E, o e, ama yerel bir noktaya tıkladığımızda, yerel sorgulama yaptığımızda oradaki o e, sağ, sol, orta, milliyetçi küçük partilerin yerel profillerini de görebileceğiz. Evet şimdi bunu gördükten sonra e, haritanın bile tepesinde lejant kategorilerini sorgulama diye bir şey var. Bu kategorilerden herhangi birisini açtığımız zaman bütün diğerleri kapanıyor ve o grupları e, izleyebiliyoruz. Yani mesela şimdi bu ilk üç tanesinde bir, iki ve üç numaralı e, kategorileri gidersen, en tepeye gidersen mesela. Evet bunlar e, CHP'nin e, bu 11, 14 Mayıs seçiminde çok başarılı başarılı e, şey, sonuç aldığı yerellikler. İşte Ankara'da Çankaya Yeni Mahalle, İstanbul'daki yerleri falan görebiliyoruz. Beşiktaş'ı, Başka şehirlere gidebiliriz, İzmir'i görebiliriz. Ama bunun yanına mesela Bursa'ya baktığımız zaman Bursadaki Nilüfer kesimini görüyoruz, diğer kesimleri e, görmüyoruz. Biraz mesela Bursayı büyütelim. Bunda sadece e, şeyin CHP'nin başarılı olduğu yerler. Şimdi bundan sonra bunun yanına o kırmızıları arıfla atlayarak 5, 6 ve 7 numaralı şeyleri açalım. Evet, bunlar da. <laughs> Bunlar da <laughs> Bursa'da e, şeyin e, işte Ak Partinin Parti başarılı olduğu yerler, İstanbul'daki e, şeyler gibi. Şimdi bunun arasına o kırmızıları da koyarsak, yani dört numarayı da açarsak, bu dört numarayı da açtığımız zaman, e, bu işte çekişmeli yerler, hiçbir partinin tam egemenliğini kuramadığı çeper yerleşmelerde işte bu kırmızı yerler oluyor. Bu da bizim ilk şeyimizde. E, haritamızda hiç bulamadığımız seçemediğimiz Hatta bulsak bile adını koyamadığımız yerleşmeler bu kırmızı olan yerlerde e, şey e, orada Lejant kategorisinde yanlışlıkla iyi e parti yazılmış ama o iyi e parti demeyecek sağ tarafta orasına e, yani karmaşık ülke profili falan diyebiliriz e, Amerika'daki salıncak yerleşmeler diyebiliriz Yani bunlar aslında seçimin ortada olduğu yerler Bunların altına, yağmurcum bütün hepsini açarsak, bütün hepsini, bütün kategorileri açarsak, işte şeyde yeşil sol partinin aldığı profillerle beraber İzmir'deki seçimi metropoliten alan, yani büyükşehir alanı içinde insanların yaşadıkları yerlerde en ince ayrıntısına kadar izleme olanağımız var. Haritanın yani genel resmi sorgulanabilir resmi bu. Bizim şimdi merak ettiğimiz Neresi varsa oraya gidip bu buranın genel resmi sorgulayabiliyoruz. Çok, sorgulayabiliyoruz. Karadeniz'e veya bir ilçeye neresi istersek sorgulama imkanımız da var. Mesela burada evet burada Antalya'yı görüyoruz. Antalya'nın resmi. İşte bu <laughs> yani Antalya seralarından arındırılmış Antalya. Bu seralar başımıza çok işler çıkardı ama seraları da ee, yolcunun böyle şey nasıl diyelim daha yani orijinal katkılarıyla ayır, ayırmanın bir yolunu bulduk ve bu işte seralarından arınmış bir Antalya'daki oy profilleri şeyler e, yani maviler o kırmızılar kırmızılar da bütün partiler ülke geneline yakın oy almışlar yani burada baktığımızda bu kırmızılar aslında en fazla oyu gene burada şey almış e, AKP almış ama Burada AKP'nin dışında kalan partiler de ülke genelinde yakın oy almışlar. Yani buradaki seçim ortada. Yani böyle bir harita yaptık. Bu bize Türkiye'deki bütün yerleşmelerde komşularımızın kime oy verdiği sorusunu sorgulama imkanı veriyor. Şimdi bunun ne marifetleri olduğunu da şeyle yağmurla önceden biz bir deneme yaptık da ona bağlı olarak şey yapabiliriz. Önce mesela bakın bu <laughs> Yavrucuğum şimdi önce istersen bu e, lejant kategorilerinde kırmızılar hariç hepsini kapat. Onları. Bakın Sen, onlar hocam, kap bu arada bir tık izleniyor kırmızı izleniyor. kalsın. Kırmızı kaldığı zaman aşağıda bu kırmızılarda 14 milyon e, kayıtlı seçmen olduğunu burada 12 e, 12 milyon 600 bin geçerli oy olduğunu işte burada yüzde 90'lık da bir katılım oranı olduğunu görüyoruz. Şimdi bunun mesela o kement sistemini kullanarak İstanbul'daki herhangi bir bölgenin veya işte kementi kullanarak bir kırmızı bölgenin içerisindeki oy sayılarını yaparsak, bu bakın burada 680 bin, 682 bin seçmen olduğunu katılımın yüzde 91 olduğunu, burada 601 bin şey olduğunu ve burada geçerli olan profili de doğrudan okumak mümkün olabiliyor. Bu tek tek rejant kategorileri için yapılabildiği gibi aynı zamanda bütün partilerin temsil edildiği genel coğrafya üzerinden de yapılabiliyor. Şimdi tekrardan istersen Yağmur'cum şeyi açalım. Bir sorun <laughs> var hocam. Hepsini açalım. Bir sorun var. Evet. Bu belli sınırlar içinde görüyoruz renkleri. Bu sınırlar mahalle midir, ilke i̇şte midir? Bunlar mahalle değil hocam. Bunlar evet. mahalle değil. Mahallenin içerisinde insanların yaşadıkları binaların iskan sınırı. Biz büyük şehirlerde baktığımız zaman, bunlar yani büyük şehirlerde içinde yaşadığımız yerlerde hiç boşluk olmadığı için şehirlerde bunlar bitişik bir doku oluşturuyorlar. Ama Kırsal alanda bir köyün idari sınırı kocaman bir şey ama içinde 100 kişinin yaşadığı, 150 kişinin yaşadığı küçük bir nokta var. Tamam, i̇şte tamam. bu e, şeyle ilk defa olarak yerleşim lekeleri itibariyle seçim sonuçlarını yapıyoruz. O mahallenin içerisinde kaç tane yerleşim lekesi varsa o yerleşim lekesine o renkler boyanıyor hocam. Neredeyse en zor seyir. kısmı. En, var, zor, kısmı en evet. zor kısmı bu. En zor kısmı bu. Parsel parsel bölmüşsünüz yani nerede? İşte, evet. pa parsel parsel de diyelim yapı kümelenmeleri itibariyle. Evet. Yani gündelik yaşamın olduğu yerler. Şimdi bu bunun Karadeniz'deki şeyine gidersek biraz baktığımız zaman mesela Trabzon'da, Ordu'da bunun e, nasıl bir doku verdiğine bakalım. Biraz büyüttüğümüz zaman bakın bu lekeler böyle yol boylarında, mavilerde karayolları onların etrafında ilerliyorlar. Yani bunlar da Karadeniz'deki vadi yerleşmeleri. Vadi yerleşmelerin içerisinde birbirinden kopuk 3-5 evden oluşan küçük kümelenmeler var. Bunlar o kadar az sayıda şeyler ki hocam uydu resminde bunlar ağaçlarla falan birbirine karışıyor. Bunları birbirinden ayırmak için işte aylarca uğraştık. Ama sonunda Karadeniz'in işte işte böyle bu kadar ayrıntılı bir seçim coğrafyasını yapabilmiş olduk. Yani ben de şu anda çok mutlu oldum. Çünkü bu karmaşık şeyi galiba yağmurun da sizlerin de katkısıyla Neye benzediğini, ne yapıldığını biraz anlatabildik. Yani bundan evet. sonrasında artık rahat rahat konuşabiliriz. Benim mesajım bu kadar yani aslında. Evet. Bir e, Güneydoğu'yu ve deprem bölgesini ayrı ayrı görebilir miyiz acaba? Evet. Deprem bölgesini Hatay'a doğru gidelim mesela. Evet. Şimdi bu burada bakınız. E, ya evet ya yani biraz küçültelim, e, biraz küçültelim. Evet. Şimdi burada en alt tarafta gördüğümüz mavi leke Antakya. Bunun evet. altındaki en uçtaki deniz kıyısındaki yerde işte samanda oradan böyle yukarıya giden böyle bir ip gibi bir şey var. İşte o da aşağı yukarı fay hattının geçtiği yer oluyor. Kahramanmaraş'a giden yol oluyor. Bu mavi gördüğümüz yer Antakya. Sol tarafta deniz kıyısında o kırmızıların olduğu yer İskenderun ve Antakya'daki 14 Mayıs'ta şekillenen e, coğrafyayı görüyoruz. İşte şehirlerde ve sahillerde mavilerin çok olduğunu ama şehirlerden kopuk olan kırsal yerlerde ise sarıların çok olduğunu görüyoruz. Ve buradan yukarıya doğru gittiğimiz zaman yani üst kısma doğru evet aynen şekilde böyle yavaş yavaş çektiğimizde işte sağ tarafta birdenbire karşımıza Gaziantep çıktı. Bu sağ taraftaki büyük leke bakın orada kırmızılar, sarılar ve morlar var. Morlar da AK Parti'nin Yeşil Sol Parti ile beraber e, Türkiye ortalamasını aştığı yani başarılı olduğu yerler. E, ondan sonra Maraş, e, Kahramanmaraş, Maraş yukarıda onun renklerini görüyoruz. Bu şekilde e, şeye doğru gittiğimiz zaman da e, daha doğuya doğru gittiğimiz zaman burada gördüğümüz şeylerden bir tanesi o batı kesiminde gördüğümüz genellikle toplu konut alanlarıyla ilişkili o kırmızı lekeleri hiç görmüyoruz hocam hiç evet. görmüyorum. Bakın burada bu burası şimdi neresiyse burada aslında Yeşil Sol Parti'nin AKP ile beraber kurduğu morları gösteriyor. Başarılı yerler. Yeşil Yeniden olan yer partisi de dahil. Evet. Burada yeşil olan yer ise Yeşil Sol Parti'nin son derece başarılı olduğu bir yer. Şimdi e, yağmurcu bu şu bu yerleşmeyi seçtiğimiz bu yerleşmeye ilişkin bir tane kement uygulaması yapabilirsek, evet. Onun etrafında bakın burayı burada nasıl bir oy profili varmış çevirdik bakalım şimdi o bize burada 158 bin oy varmış 158 bin e, oy varmış bakın yeşil sol parti burada yüzde on kaçmış 13 orada sağ taraftan görüyoruz o kaç e, 13 bin e, 500 k yani şey, 13 bin e, oy almış şey ise AKP ise gördüğünüz gibi 53 bin almış o, orada yani AKP ile şeyin e, yukarıya doğru çıktığı bir e, profil var. Burada herhangi bir küçük noktayı seçtiğimizde o yerleşmedeki şekillenen yerleşmenin adını ve o yerleşmenin yerleşmede gerçekleşen oy profilini tek tek görebiliyoruz. Mesela burası Adıyaman'ın. Adıyaman merkezde Altınşehir Mahallesi'ymiş. Bunun e, altındaki profil burada 10 bin tane kayıtlı seçmen varmış. Bu en, en sağ tarafta gördüğümüz şey e, oy profili şekillenmiş. Yani Güran Hocam bunun bir e, şeyi yani Çok şey, konuşmadan mantığı komşularımız kime oy vermişti? Bu çok iddialı bir laf. Çünkü komşumuzun nerede oturduğunu bilmiyoruz. Evet. E, bil işte komşumuz eğer e, bu Altınşehir mahallesini merak ediyorsa onun üzerine tıklayacak. Oranın oy şeyini ve katılımı geçersiz hepsini buradan izleme olanağı bulacak. Şimdi yani anlatacağımız resim bu. E, bu bize bütün Türkiye'yi e, bütün yerleşmeler itibariyle e, şey yapmak, üzerinde gezme sanki böyle bir uzay istasyonunda uçuyormuşuz da hangi bölgelerden sondaj yapabiliyormuşuz gibi her yeri sorgulama imkanı veren ve işte benim üzerinde epey uğraştığım yolcunun olmasa bu hale getiremezdik ama bu arada Funda'yı da unutmamak lazım. Bütün bu işin arkasındaki organizasyon ve veri şeyini de Funda Dönmez Ferhanoğlu'ya boşluyuz. Yani böyle bir iş oldu. Onu da sizin programınızda Komşularımız e, kimi oy vermiş? Sezon finali olarak o okuyucularla paylaşıyoruz. Evet. Bu. Erten peki e, bakabilecek mi izleyiciler? Onu da sormuş olalım. Merak Hı. ediyorlar. Biz de bakabilir miyiz diye. Evet. Şimdi e, bizim ilk şeyimiz, e, ilk amacımız buydu. Yani bunu da, bunu da Marmara bölgesi için olan site gibi. E, şeye açacak, e, açmayı düşünüyorduk. E, kamuya açmayı düşünüyorduk. Fakat bu gördüğünüz gibi bu sitenin, bu gördüğünüz sitenin e, şeyde bulut sistemini işgal ettiği alan çok büyük ve bir sponsor olmadığı takdirde bizim <laughs> mütevazi imkanlarımız bunu Marmara bölgesi gibi e, kamuya açmaya izin vermiyor. Onun için bu yaptığımız İstanbul hepimizin programı zannediyorum bunun bu şekilde görülebileceği, sorgulanabileceği son program olacak. Bundan sonrasında siteyi kapatacağız ve bir sponsor, bir destek bulunmadığı takdirde de site maalesef kapalı kalacak. Çünkü bizim imkanlarımız bu koşullarda bunu her yerden sorgulanabilir hale getirmeye yetmiyor. Ama ee, imkan olursa, şey olursa, e, bir destek bulunursa, e, bunu e, sağlamaya çalışacağız. Fakat şu anda öyle bir şey yok. Ee, onun için yani biz bunu sezon finali olarak <laughs> gelinen noktayı e, dinleyicilerle izleyicilerle paylaşmak için şey yapıyoruz, gösterdik. Ama Marmara bölgesine ne de devam edecek, onu 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 e, onu sağladık. Çünkü orada Henry Böl Vakfı'nın bir desteği vardı. Onun sayesinde bunu yaptık. Fakat buna bu sitenin bu halini bu tamamen <laughs> tırnak içinde söylüyorum yerli ve milli göz kaynaklarımızla yapılmış bir site. Bu program için bunun tamamını açtık. Fakat yani bundan sonrasında biz bunu bu şekilde sorgulanabilir hale getiremeyeceğiz. Ama umuyoruz ki ne yapıldığımız hakkında bu program bir fikir verecek. Ve bu sitenin de göründüğü belki kamuoyuna açıldığı ilk ve tek program olacak. Çünkü dayanamıyoruz. Yani günler geçiyor ve haftalar bu bizi çok pahalı hale getiriyor. Yarından itibaren de bu site şey yapacak, yayına ara verecek bir sponsor veya Beyaz Atlı Prens gelene kadar. Gelene kadar. Ondan, sonra, ondan sonra bunu belki tekrar açabiliriz. Evet hocam ben hemen sormak istiyorum. Şimdi Genel seçimlerle bildiğimiz kadarıyla yerel seçimler arasında belli farklılıklar oluyor. Yani birebir aynı sonuçları yakalamak yakın tarihlerde olsa dahi söz konusu değil. Buradan hareketle yerel seçimlere de bir hafta kalmışken esas büyük çekişmeli alanlar neresi olacak sorusunu ben e, sormak istiyorum ama anladığım kadarıyla çekişmeli alanlar sizin kırmızıyla e, Gösterdim, e, evet. göstermiş olduğunuz e, kısımlar. Buradan hareketle siyasi partilerin bu haritayı önümüzdeki dönemde e, ciddi bir şekilde inceleyerek e, ve değerlendirerek ona ilişkin bölgesel politikalar yapması gerekecek herhalde değil mi? Yani Evet, evet. Nedir sizce siyasi partilerin ve aynı zamanda seçimlerle ilgilenen sivil toplumun önünde bu haritalardan yararlanarak ne tür işler olduğunu düşünürsünüz? Şimdi aynen sizin söylediğiniz gibi tabii bu yerel seçim, genel seçim meselesi çok yakın tarihlere kadar özellikle büyükşehir belediyeleri kuruluncaya kadar çok önemli bir farktı. Fakat büyükşehir belediyeleri kurulduktan sonra ve bugün e, şu anda 30'a yaklaştı bunların sayıları. Türkiye nüfusunun neredeyse yüzde 85'i sayın hocam bu büyükşehir belediyelerinin içinde yaşıyor. Evet. Yani geriye kalan 51 ilde sadece Türkiye nüfusunun yüzde 15'i yaşıyor. Bu sonuçlar o yüzden e, genel olarak e, yerel seçimlerde neyle karşılaşabileceğimiz konusunda ya, bize bir fikir veriyor. Şey e, çünkü 30 tane ilde bu nüfusun nüfusu nüfusun %85'inin yaşadığı 30 büyük şehir alanında aslında bizim Geleneksel anlamda köy dediğimiz şey yok. Bunların hepsi bir büyük şehir mahalle, büyük mahallesine dönülmüş vaziyette. Evet. O, onun için bu büyük şehirlerdeki e, büyük şehir belediye meclisi yani İstanbul'daki bu yüzlerce e, üyenin katıldığı meclis aslında İstanbul ilinin tamamındaki profili temsil ediyor. Küçük yerlerde bu yüzde on olduğu yerlerde yani Büyükşehir belediyesi olmayan illerdeki sonuçlarda. Kişilikler, adayın kişiliği, kimliği e, şeyi çok önemli. Fakat büyük şehirler e, şey konusunda çok büyük e, bu e, nasıl diyeyim genel seçim konusunda çok ilginç e, sonuçlar veriyor. Yani bu sonuçlara bakarak biz o ilin hangi mahallesinin hangi kesiminin nereye e, yöneldiğini, siyasi tercihini ne ne tür kullandığını doğrudan harita üzerinden sorgulayıp okuyabiliyoruz. Yani mesela burada şimdi burası Ankara ve yağmurun gösterdiği yerler. Bakın ortalıkta o kocaman mavi leke e, şeydir. <laughs> Çankaya ilçesi. E, onun biraz üzerindeki yerde Yeni Mahalle ilçesidir. Yani bunlar CHP'nin Ankara'da seçim kazandığı yerler. Fakat onun altına doğru gittiğimiz zaman bakın o kırmızı lekeler, kırmızı lekelerin olduğu yerlerde işte Eryaman tarafında, Konya yolu tarafında bu lekelerin olduğu yerler Hava Meydanı Giden yolun kenarlarında yani o kuzey Ankara'nın sarıyla kırmızının yan yana geldiği bölgelerde toplu konutlar ve değişim alanları var. Onlar kentin değişti O bölgeler hiçbir partinin e, yani tırnak içinde eski deyimle kahir ekseriyetinin olmadığı, bütün partilerin aslında birbirine yakın oy aldığı mahalleler. O mahallelerde e, yapılacak çalışma, o mahallelerdeki... Oy kaymaları hangi partinin yükseleceğini, hangi partinin hangi partiler aleyhine yükseleceğini tayin edebilecek şeyler, e, belirleyebilecek ipuçları var. Onların hangi mahalleler olduğunu tam listeleri var. E, i̇lgilenen olursa ben o kırmızı yerlerin listeleri hangi ilde, hangi ilçede, hangi köyde, hangi şeyde bu, bunlar var bunları isteyenlerle de paylaşabilirim. Benim açımdan sadece bir e-mail yollamaya bakar. Ben bu listeyi şey yapabilirim. Tüm bunun da aslında siyasi parti yani seçimlere hazırlanmak isteyen siyasi partiler açısından da önemsiz olmadığı kanısındayım. Çünkü oralarda yapılacak olan seçim çalışmalarının belki marjinal getirisi yani sonucun aşağı yukarı belli olduğu yerlerde yapılacak çalışmalardan çok daha yüksek olacak. Yani bu lafın kısası bu kırmızı bölgelerde çalışmak gerekir. Şey netice buralarda belirlenecek diyebilirim. Çünkü burada seçmenin yüzde 23.4'ü veya 8'i tam ezbere söylüyorum yaşıyor. Ve Türkiye'de işte 14 milyon filan seçmen var. Burada da bütün partiler iyi kötü birbirine benzer oranlarda temsil ediyorlar. Yani hiçbir parti burada oyların yüzde 60'ını yüzde 80'ini almıyor diğerleri aleyhine. İstanbul'da da baktığımız zaman bak burada duralım şeyde bu Esenyurt kesiminde işte bu Esenler kesiminde bu kırmızıların olduğu bölgelerde hem Yeşil Sol Parti'nin hem oyunun ortada olduğu yerleri açıkça görüyoruz ve işte bu açıkça gördüğümüz yerlerde de şey yapabiliyor. Yani seçimin kaderi dikkat ederseniz İstanbul'da seçimde biz Esenyurt'u Esenleri e, konuştuk yani orada ne olacak oralardaki adaylıklar çok daha şeydi değil mi? çok daha e, öne çıktıydı. Şimdi e, şey bu da bu da işte o yerlerin İstanbul içindeki de e, şeyi. Bakın dikkat ederseniz Kadıköy'de böyle bir kırmızı yok. E, Beşiktaş'ta böyle bir kırmızı yok. İşte şeyde e, Yeşil, Yeşilköy'de, Yeşilyurt civarında böyle bir kırmızı yok. Bunlar aslında kentsel dönüşümün, toplu konut alanlarının ve kent içi hareketliliğin yüksek olduğu yerler. Ve buralarda kentin her bölgesinden gelen her e, siyasi eğilimden insanlar birlikte yaşıyorlar. O birlikte yaşadıkları yerlerde de böyle ortada bir oy profili oluyor. Asıl çalışılması gereken yerler bu 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 diye düşünüyorum. Yani seçimle ilgili olan e, benim söyleyebileceklerim e, bunlar çünkü ben siyasa iletişim e, uzmanı olmaktan çok aslında. E, görselleştirme ve data analizle uğraşan e, bir, garip bir coğrafyacıyım. başka da bir şey değilim yani bu bu sorunuz yani beni gerçekten çok çok e, aşan bir soru ama bir bazı ipuçları verebildiği düşünüyorum mütevazı olarak. Evet bir de Türkiye çapında yüzde 25'ten bahsediyorsunuz yani bu dört. Evet de... evet yani burada bu bu, bu, yüzde, bu bir de bu, bunu bir bahsettiğimiz başka da bir şey var bu kırmızı dediğimiz yerler. Türkiye'nin tırnak içinde gelişmiş Türkiye'de yani Samsun-Adana hattının batısında bunların doğuda güneydoğu illerinde hareketlilik, devingenlik, kentsel dinamizm çok daha düşük olduğu için bu kırmızıları ne kadar büyütürsek büyütelim bir iki tane küçük örnek içerisinde göremiyoruz. bu Yani bunlar aslında Türkiye'nin dinamik Türkiye'nin bir göstergeleri oluyor sahillerde var. Ee, yani böyle mahalle baskısının yüksek olduğu e, oyların böyle e, nasıl diyelim e, tulum çıkarıldığı yerlerde bu kırmızıyı göremiyoruz. Karadeniz'de mesela baktığımız zaman bu kırmızılar sadece kırmızıları açarsan ha kırmızılar genellikle sahillerde iç kısımlarda bu kırmızılardan e, çok nadir oluyor, Böyle çok fazla yok gördüğünüz gibi. İçeriye çok fazla nüfuz edemiyor bu şey e, nasıl diyelim demokratik birlikte yaşama. Şeyi, profili içerilere şey yapamıyor. Bu Almanların uzun zaman, orta çağlarda şey yaptığı, getirdikleri bir laf var. Kent'in havası özgürlük getirir diye. Yani Kent'in havası işte bu anonimliği getiriyor. Ve senin aslında Kent'in o büyük ortamı içerisinde kendi siyasi tercihini çok rahat kullanabilmeni sağlıyor. Ama bütün parti yani burada böyle taşrada oturduğun zaman e, mahallede e, yani 100, 100 seçmenli bir köyde hani bir laf vardır Türkçe'de biz 40 kişiyiz birbirimizi biliriz. Evet. Yani kimin kime oy verdiğini herkes biliyor ve aslında 100 haneli bir yerin seçim sonucu ne şekilde gerçekleşirse o tabak gibi de e, şeyde okunabiliyor. Onun için gördüğünüz gibi Haşra dediğimiz yerlerde alternatif partilere ait renk bulmak hemen hemen imkansız. Her yerde sarının binbir tonunu görüyoruz. Başka da bir şey göremiyoruz. yani Anlatabiliyor muyum? Bu da bizim Türkiye'nin özgür bir şey Şimdi o yüzden haritaya baktığımız zaman sapsarı bir alan gözüküyor. Ama bunlar aslında az kişinin yaşadığı düşük yoğunluklu çok yaygın bir doku. Burada yani kırsal Türkiye var diyelim. Ama sahillere geldiğimizde, büyük şehirlere geldiğimizde toplum, toplu, toplumsal ve politik farklılıklar kendilerini ifade edebilecekleri biraz daha nasıl diyelim e, uygun bir ortam buluyorlar diyelim. Evet, benim e, sormak istediğim diğer sorunun yanıtınız zaten verdiniz. E, bu yüzde 25 oranı bütün bölgelerde aynı mı e, cereyan ediyor diye soracaktım ama. Onu ifade değil, ettiğiniz değil, değil, değil. değil. Yani o yüzde 25 Türkiye genelinde şeye evet. bakarsak, e, şey, yani Doğu Anadolu'ya bakarsak bu belki yüzde birdir. İşte bizim Samsun şey hattına bakarsak bunun oranı çok daha yüksektir ve bu yüksek oranın en büyük kısmı da en büyük payda İstanbul'da. Evet. Yani bu e, o da İstanbul'u neden bizim çok konuştuğumuzu anlatıyor. Yani bu seçimde, bu seçimde biz Kastamonu seçimini kim alır, Sinop seçimini kim alır veya bilmem Dalaman seçimini kim alırdan çok İstanbul seçimini kim alacak şeyinde yaptık. Çünkü sonucu en belirsiz her yöne gidebilecek olan seçim bu kırmızı alanların çokluğu nedeniyle İstanbul'da. Anlatabildim evet. mi? Biz onun için, onun için bunu konuşuyoruz yani çok doğru evet bir de tabii ki bu özellikle belediye meclisleri 30 büyük evet. e, şehir evet. e, belediyesinde belediye meclislerinin yapısının da nasıl etkilendiğini de açıklayan evet. bir harita durumunda bu evet şimdi o konuda da e, yağmur yardımı edebilirse iş bütün bütün şeyleri açalım evet şimdi yağmurcum Ankara vilayetine doğru gidelim Ankara'ya doğru gidelim Heh. Şimdi Ankara'yı büyük. Ha, bu, bu, bu kafi. Bakınız Ankara vilayeti dediğimiz zaman bizim bu ekran, ekranda gördüğümüz ekranı biraz bir, bir tık daha küçüldürelim. Bit bir ha. Şimdi bu burada gördüğümüz ekranda bakın ortada koskocaman bir mavi görüyoruz. Orası CHP'nin çok e, güçlü olduğu yerler. Geride sa sarı tonları ama bütün şey bütün o e, Ankara etrafındaki Ankara Körler. ilinin e, köyleri sarı gördüğünüz evet. gibi. Ha, şimdi burada ilginç bir şey var. Türkiye'deki belediye meclislerinin oluşum kuralları incelenirken bu küçük e, küçük ilçe belediyelerinin e, büyükşehir belediyesine verdikleri e, nasıl diyeyim delege sayısı e, kişi başına hesaplandığı zaman e, nüfusu yoğun oranlardan biraz daha farklı e, farklı ve yüksek. Yani Ankara'da bir bir Beypazarlı diyelim oyu aslında 3 Çankaya oyuna beder bedel olabiliyor. Yani öyle bir şey söyleyebilirim. Yani bey Pazarından gelen delegelerin göreli ağırlığı Çankaya'dan gelenlerin göreli ağırlığından daha yüksek. O yüzden o mavide ne kadar çok yüksek oy alırsanız alınız Çeperden gelecek delegelerin sayısı Türkiye kanununa göre o mavilerden biraz daha göreli ağırlıkları yüksek oluyor. Onun için çeperler, kent çeperleri belediye meclislerinde kişi başına alındığı zaman metropolün sakinlerinden biraz daha yüksek oranda temsil ediliyorlar. Bu Türkiye'deki hem Genel meclis, genel seçimlerde bu geçerli hem de belediye meclislerinde Geçerli. Yani o yüzden şeyin e, sadece e, metropollerin yani merkezi alanlarını değil çeperlerini de bir e, siyaset yapma alanı olarak e, şey yapmak oraları e, hiç ihmal etmemek gerekiyor. İstanbul'da Ankara'da zaten e, belediyeler bu alanda çok çok önemli işler yaptılar. Yani kırsal kesimi de ihmal etmeyen yeni ...yeni politikalar uyguladılar geçmiş dönemde. Aynısının uygulanması gerekir. Yani burada mesela İstanbul'a baktığımız zaman... ...İstanbul'daki Marmara, Anadolu yakasında Marmara denizine sahildar olan mahallelerin renkleriyle... ...işte iç kısımdaki mahallelerin renklerinin birbirine hiç benzemediğini apaçık görüyoruz. Yani bunu anlatmak için artık şeye gerek yok. Şey, belki vaktimiz varsa bir tane şey... O kement olayı ile şu şeyde bizim işte o benim söylediğim Şile yakınlarındaki o sarı yani işte Anadolu yakasına geçelim Anadolu yakasına mesela oradan bir tane şeyçi şey yapıyor ama o mavi kısma hiç dokunmadan iç kısmı yani çeperleri şey yapan bir mavi çiz yani ta oralara kadar git evet evet mesela burada böyle aldığımızda burada nasıl bir oy var bakınız burada burada AKP'nin neredeyse CHP'ye aldığı iki kat üstünlüğü var, iki buçuk kat üstünlüğü. İki buçuk kat üstünlüğü doğru. Evet. Şimdi onu kapatıp bir de aşağıdan o şey yapalım yani bir de o mavi kısımdan hani tekrardan yani şey hepsi orasının hepsini açık açıp, açıp olun. Yani mesela, evet. evet. Mesela buraya baktığımız zaman bütün bütün şeyleri açmamız lazım. Bütün e, burada bütün bütün renklerin hepsini açalım. Bütün renkler ha şimdi oradan almışsa bu, bu durumda bir tane şey alalım. Evet. aynen öyle. Kontrastı şimdi buradan göreceğiz. Bakın burada e, şey burada CHP'nin oyu e, şeyin e, AKP'nin oyunun 1.5 1.7 kat üzerinde. Üzerinden. Yani çeperle merkez arasındaki kontrastı bu şekilde görmüş olduk. Bizim evet. komşularımız kime oy vermiş sezon filanını de bu şekilde anlatmış olduk yani. Evet, yağmur'un açısından. yağmurun bir sorusu olacak herhalde hocam. Tabii evet. baksın evet bekliyorum. Şimdi bir dediğiniz kırmızı yerler şu an salıncak yerleşimler buralarda çok baskın bir oy profili yok. Dolayısıyla seçimlerin kaderini belirleyecek olanlar bu kırmızı yerler ne bunlar taşrada değil daha çok toplu konut alanlarının olduğu e, gelişmekte evet. olan bölgeler. Şimdi evet. biz bu barınma krizi konuşuyoruz mesela. Artık Şişli'de, Kadıköy'de, Cihangir'de e, bu barınma sorunundan dolayı yer değiştirmeye başlıyor insanlar. Bunun da sorun, sonuçlarını göreceğiz dedik. Şimdi yavaştan bunları görmeye başladığımızı sevgili hocam söyleyebilir miyiz bu kırmızıları? Söyleyebiliriz. Zaten evet zaten İstanbul'da Bundan 15 sene önce böyle bu tür yerleri görmüyorduk. Daha önce ikili bir kent yapısı vardı. İşte düzenli konut yapısında böyle oluyor, kentsel bilmem şeyde böyle oluyor. Halbuki şimdi bu E5 yolunun altında, otoyolların kenarında bu tür böyle gelişme alanları oldu. Şehir merkezindeki rantlar çok yükseldi ve bu da işte o arazi ekonomisinin görünmez elinin etkisiyle genç hane altları, işte buraların kirasını karşılayamayan ins şey insanlar veya tasarruf yapan insanlar artık kent merkezindeki yüksek kiralı yerlerde oturmak yerine kent çeperinde daha mütevazi konutlara taşınıyorlar. Oralara da her yerden gelindiği için, kentin her yerinden gelindiği için çok farklı yaşam e, çizgisindeki insanlar bir araya geliyor. Oralarda da böyle. Hani etilerdeki gibi bir profil değil de daha böyle karmaşık, giriş bir politik şey oluyor. İşte bu aslında senin söylediğin barınma krizi, e, kentsel kent içi hareketlilik, hane altı e, hareketliliğinin e, böyle baktığımızda siyasi sonuçlara nasıl yansıdığını görüyoruz. Bu da aslında önümüzdeki dönemde siyasi... E, çekişmenin nerelerde gerçekleşeceğini bize söylüyor. Yani senin sorun o bakımdan çok çok geçerli ve anlamlı bir sorun. Teşekkür evet. ederim. Hocam size çok teşekkür ederiz. Ee, ve yani çok kıymetli bir program oldu. Çünkü bu haritaların en azından belli bir süre görülebileceği yegane yer durumunda şey, evet. e, bu, bunu da e, mümkün olduğu kadar yaymaya çalışacağız. Yani sizin programınızı podcast'ten izleyenler de görebilecek. Yani canlı izleyemeyenler de belki birbirlerine şey yaparlarsa hani bunu e, haber verirlerse oralardan da seçim coğrafyası konusunda nasıl küçük ilerlemeler sağlanıldığını belki görülebilir. ben bunu kapatırken bir kez daha <laughs> ne kadar teşekkür etsem az yağmur ee, Yağmur'a teşekkür ediyorum size bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum Dağılın o bakımdan e, öbür taraftan da e, yolcu aldırmaz yani benim için e, işte akademik yaşamımın son evrelerinde gerçekten müthiş bir nasıl iş arkadaşı meslektaş ve şey oldu akademisyen oldu çok emeği var ama bu arada tabii e, Funda Ferhan olduğunu da ismini bir kez şey yapalım. Çünkü bu bu haritanın bu harita böyle buzdağının görünen tarafı bunun altında milyonlarca megabayt iş var bunların derlenmesi toplanması konusunda müthiş bir koordinasyon işi yaptı yani bu aslında benim olduğu kadar bu diğer iki arkadaşımın da eseri maalesef burada bulunamadılar ama buradan onların isimlerini de bir çeşit kayda geçirmek isterim çok teşekkür ederim hem size hem de ekibinize. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. Çok teşekkür teşekkürler. Ederim. Evet bugün Şehir Hepimizin programında konuğumuz Profesör Doktor Murat Güvenç idi. Şimdiye kadar gerçekleştirmiş olduğumuz komşularımız Kime Oy Vermiş dizisinin sezon finalini gerçekleştirdik. Gelecek hafta yeni bir Şehir Hepimizin programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.